Yapımcılık. Bu kadar mı? İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Göreceğim daha diyorsun diye daha düşünüyorum. Daha göreceğim. Biraz daha evet vakti var. Nereden çıktı? Yani niye yapımcı oldun? Abi ya şöyle aslında onun çok evveliyatı var. Ben Lale Devri'ni çekerken Şükrü Avşar söylemişti. Hani ileride ne yapacağını biliyorum ben demişti. Ben dedim sen eğer dedim yanında dedim müsaade edersen bu seti staj gibi görürsem ileride ben de bu işe girmek istiyorum dedim. Ama dedim hani sen olursan yaparım dedim. O da tamam dedi. Sonra Avşar filmin %30 hissesini istedim, vermedi. Ay, ay. Ondan sonra dedim ben de o zaman kendi şirketimi kuruyorum. İlk kur da gör bakalım dedi. Bu şekilde aslında yani 10 sene öncesinden tasarladığım, planladığım bir şeydi. 2 sene önce hayata geçirdim. Senaryo hazır mı geldi? Aradın buldun mu? Kendin mi? Senin projen mi? Makbule Kosif'in fikriydi. Sonra birlikte geliştirdik bunu. Onun ekibi işte Gülsev Karagöz'le beraber şeyle yazdılar. Biz de bazı şeyleri kattık içerisine, harmanladık. Böyle bir senaryo çıktı. Ve Erdal Özyağcılar, şeyden dolayı mı, şampiyondan mı etkilendiniz? Nasıl oldu? Erdal abi, oraya gelene kadar diyorsun. Neler var, Elveda Rumeli'de 3 senem geçti Makedonya'da. Aa, evet, tabii, doğru. Tabii. Evet. Ama bu arada ben bir şey daha söyleyeyim. Bu yapımcılık serüvenine ben biraz öyle şöyle bakıyorum. Çok severim, benim oğlum gibidir de. Covid geçirdi. Covid'den sonra zaten firmayı kurdu. Kavut'un, Covid'in bazı arazları oluyormuş ya. Evet. Ha, bir de ağır geçirdi ya. Ağır kesin geçiyor, bir şey bıraktı kesin, diyorsun. Bir şey bıraktı. O da Hamide'yi kurdu. Yan etkisi. Yani değil mi öyle ama, derler. Hep ama, akıl kârı işte. Ama o filmin tepkisi çok güzeldi dün akşam. Harika. Müthişti, müthişti yani. Elinize sağlık. Tolga gerçekten müthişti. Ben de çok yani bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. İnşallah bakalım gişemizde iyi gelir. İnşallah. İnşallah. İkincisini de düşünüyor çünkü. Zaten yapı şirket kurduğuna göre bence arka arkaya gelecek projeler diye düşünüyorum. Aynı karakterin mi ikincisini düşünüyorsunuz? Devamı mı olacak yani? Evet, niyetimiz o. Güzel. Evet, filmin detaylarına gelmeden Erdal abi ben merak ettim. Yani olur ya, şimdi senin... dizileri ve filmleri saymaya gerek yok. Şu anda bütün yaşayan ve yaşamayan bütün starlar da zaten en iyi filmlerde oynadı. Tolga sen de benim arkadaşım olduğun için çok rahat konuşuyorum. Lütfen. Yani böyle bir şey geliyor. İlk yapım şirketi böyle bir işe senaryo görüyor ve bir şeylik olmadı mı? Yani hemen helal olsun destekleyeceğim şimdi, mi dedin? Yoksa şimdi, gerçekten projeye inandın mı? Şöyle bir olay var. Birincisi yani Covid esprisi bir tarafa Tolga'nın bütün birikimini böyle bir sektöre aktarması bir defa çok kutlanacak bir şey. Herkes o cesareti yapamaz. Aynen. Alır o parasını, yatını alır, katını alır, bilmem nesi olur falan yani. Hayır, onu yapanlara da bir şey demiyorum. Onlar da paralarını kazanmışlar, istedikleri gibi harcarlar. Ama çok seviyor, işi çok seviyor. Yani bundan 10, 12 sene, 15 sene oldu mu Elveda Rumeli'de bile çok seviyor. İşini çok seven bir insan. Kendine çok geliştirdi ve parasını da buraya aktardı. Bu kutlanacak bir şey yani. Bu destek verilecek bir olay. Başta o var. Yani bana gelen senaryo ikinci planda kalıyor. Önce çok güzel. Tolga Han. Tolga Han'ın Han Medya kurması. Ben de onun abisi sayılırım. Ben destek vermek zorundayım. Harika. Senaryo okuduk. Güzeldi rol. İşte biraz oturduk, konuştuk, konuştuk. Biz de katkıda bulunalım dedik. Yani her zaman ona yalnız yani kamera önü değil, kamera gerisine de her zaman katkım oluyor. İstediği zaman bana senaryo yolluyor, bakıyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz. Abi şunu şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Çünkü bu bir kolektif işi olduğu için tabii. Ben de bu 50 senelik birikimimi olduğunca işte Tolga'ya aktarmaya çalışıyorum. Ne kadarım doğru, ne kadarım yanlış. O tartışıldı tabii. Yani, o şekilde bir dirsek temasımız oluyor. Güzel. Çok da güzel bir filmdi. Bir defa farklı dokularda, farklı tatta bir filmdi. Yani komedisi olan bir komedi polisiydi. Ben onu sevdim. Tip çok iyiydi. İki tane rol oynuyor biliyorsunuz Tolga. Evet, evet. Ondan sonra başka bir star'a benzetmeye evet. çalışıyoruz filan. Enteresan, çarpıcı, hızlıydı. Çok hızlıydı. Bir de Tolga'nın bir özelliği var. Teknik şeye çok dikkat ediyor. Mesela o çektiğimiz kameralar o anda son çıkmış kamera. Yani dünya üzerinde evet, kullanılan. Son kameraları çok biraz güzel. Pahalıydı ama kıydık yani. O, evet. O konularda biraz şeyim, takım.
Hani görüntü kalitesine çok dikkat ediyorum özellikle. Işığına vesairesine, color'ına. İzleyiciler hani orada çok kefilim. Evet. Çok seyir keyfi çok yüksek bir iş izleyecekler. Harika. Ya, teknik kalitesi bugün dünyanın her yerinde oynayabilir yani film. Yani seyircinin de buna şey yapmayacak. Ben her zaman onu diyorum yani filme ne kadar hem kast olarak hem senaryo hem de böyle teknik anlamda emek verilirse o aynı zamanda seyirciye saygı demek oluyor. Seyirci bu saygıyı alıyor zaten orada. O zaman da şey oluyor yani uydur kaydır yaptık ettik hani güldürdük aman ne kadar güzel diye bir şey yapmadık. Onun için de mutluyuz inşallah. Dediklerim doğru çıkar da gişemizde iyi olur. Evet Özün Hanım siz bu iki eve nasıl dahil oldunuz? Ben de senaryoyu okudum. Çok senaryonun genel akışını çok beğendim. Zaten bu bir şaşırma komedisi var içinde. Aslında o kişiyi o zannediyoruz ama o kişi o değil filan. Bu zaten her zaman çok çalışan Shakespeare'den beri değil mi? Evet. Erdal abicim o da böyle çok çalışan bir komedi. Çok içime sinmişti. Görüşmeye gittim. Görüşmemiz de gayet güzel geçti. Sonra dahil oldum ama ben şimdi Erdal abi dinlerken şeyi düşündüm. Aksiyon komedi aslında Türkiye'de çok yok değil mi? Yok. Aksiyon komedi alanında daha çok film yapmak gerekiyor. Çünkü bizim halkımız da seviyor. Hani evet. Hem aksiyon içinde hem komedi. O açıdan güzel bir film oldu gerçekten. Biz güzel de insan. Mutluyuz içimde. Şansı iyi olsun. Peki neden mesela komedi? Hani sen bildiğimiz dizilerden, filmlerden bildiğimiz genelde dram, işte aşk hikayeleri falan. Hı hı. Bir yapımcı oluyorsun ve komediyle giriyorsun işin içine. Daha mı çok gönlün kayıyor o alana? Ya aslında şimdi yapmak istediğim bizim kasamızda 10-12 tane proje var. Bunların bazıları dijital projeler, bazıları sinema film. Sinema filmleri içerisinde beni hem setteyken yapımcı olarak hem de oyuncu olarak ilk deneyimimde çok fazla aşırı yormayacak, bir yandan da çekerken eğlenebileceğim, ticari anlamda da daha doğru bulduğum konjektürde. Çünkü şu anda pandemi sonrasında sinemada çok fazla komedi filmi yok. Hani o boşluğu da doldurmak istediğim için tercih ettiğim bir iş aslında. Hani orada birçok etken var. Bir tanesini söylersem yalan olur ama ben komediyi çok seviyorum. Yani evet. Sinemada komedi çok yaptım. Bir televizyonda de, yapmasam da. Tolga her ne kadar bu aşk filmlerinin unutulmaz yönü de olsa komedi yanı çok fazladır. Espri yanı çok enteresan bir espri anlayışı ve espri şeyi vardır. Ben onu ta Elveda Rumeli'den beri böyle çok sinsi çok şekilde yani komik tarafı vardır yani. Yani vardır ya o böyle jönün komik olması çok farklı olur ya veya kötü adamın birdenbire komiğe dönüşmesi. Onda da o vardır. Ben onu fark etmiştim. Doğru bir karar vermiş. Burada da göreceksiniz zaten filmde de. Filmde de zaten çok güzel karşılığını aldık dün akşam. Bayağı gülüyorlardı. Doğru bir seçim yani. Evet ama yani o şişman hale geçmek kaç dakika aldı? Onu çok merak ediyorum ben. Ya, ve hani şimdi projeyi tercih etmen sebeplerinden bir tanesi onu biraz de o. Bize anlatman lazım o göğüsler falan böyle. Şöyle. Ya pandemiden sonra, Covid'den sonra ben yoğun bakımda bana bayağı bir kortizon da yüklediler sağ olsunlar. Hani benim toparlayayım demeyeceksin diye. Değil mi o? Efendim? Benim demeyeceksin. Ben çok şiştim. Müthiş balon gibiydim de sonra yavaş yavaş kilo verirken de ya dedim ben bu projeyi hayata geçirsem tam zamanı. Çünkü bir daha ben kilo verdikten sonra bir daha bu kadar kilo almak zor olabilir. 15 kilo falan almıştım. Dedim tabii bu halim şöyle yani aparat var bir kostüm giyiyorum. Yanaklarımda da pamuk falan da koyduk hani biraz daha şey olsun diye tospikleşeyim diye de vücut orada başka bir arkadaşın benim kafayı koyduk deep face kullandık orada hani daha inandırıcı olsun seyirci o sahnede gördüğünde şey yapsın diye inansın diye orada biraz bir triğimiz oldu ama ben de ciddi kilo aldım çünkü film içerisinde hani çok zordur o kısa sürede şeyi vermeye çalıştık hani birden şişman bir sahne sonra zayıf değil yani karakter bayağı hani gerçekten bir kilolu bir insanın ne kadar sürede ne kadar kilo vermesi gerekiyorsa o şekilde ilerlettik.